Selamünaleyküm dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine uzun yol videosuyla karşınızdayım. Bu sefer lafın gelişi uzun yol. Bugünkü yolumuz kısa, 60 km falan. Yani buradaki konumuz da LPG'deki yakıt, sakin kullanımda yakıt ne olacak? Bir müddet Kuşadası'ndan Tire'ye gidip gelmeye başladım her gün. 2-3 gündür. Böyle de biraz devam edecek bakalım. O yüzden böyle bir deneme yapalım. Şimdi ben Kuşadası'ndan çıkarken fullledim. Gördüğünüz gibi burada da 0.8 şu anda. 8 kilometre olmuş. 251 liraya fullledim. Fişin resmini de unutmazsam buraya koyayım. 251 liraya fullledik. Şimdi varınca bir daha alacağım. Bakalım kaç para yakmışız. Kaç paraya gidip geliyoruz. Yakıtını hesaplayacağız. Daha öncekinde, yani bu almadan önceki de fullememiştim. 320 lira parça parça almıştım. 320 liralık almıştım toplamda. Tam bitik değil aldığımda. Toplamda 322 km yaptı ama daha bitmemişti. Ne kadar daha yapardı onu bilemeyeceğim. Şu anda 1 lira yakıyor gibi gözüküyor ama 1 liranın altı da çıkabilir. Hep 90, 100, 110 gittim. Son 20 kilometresinde böyle 140, 150. Evet, şimdi şuradan Selçuk'a döneceğiz önce. Buradan düz giderseniz de Seferihisar'a falan gidiyor. Arabadan ara sıra ses gelebilir. Arabanın arkası böyle. Şöyle göstereyim, dolu. Koliler falan var. Soba var. Soba bir zincir sesi yapıyor. Sobanın çubukları. Yani bir ara zannetmiştim arabadan geliyor. Meğerse şeyden geliyormuş. Sobadan geliyormuş. Kaza yapmıştık. Bir ay falan oldu. Onun resmini de buraya koyabiliriz. Unutmazsam yine. O yüzden sol tekerimizde bir bayağı bir sol teker takımı bayağı bir değişti. Neredeyse komple değişti. Lastik patlamıştı. Lastik sıfır alındı. Yani karşı taraf bunları karşıladı. O yüzden sağ lastiğimiz eski olduğu için bakın direkt sağa gidiyoruz. Şimdi sağa da yeni lastik alıp o işi dengeleyeceğiz. O şekilde düzelteceğiz. Arkalar eski. Arkaları da yenileceğiz bir şekilde. Yavaş yavaş yapacağız. Lastik fiyatını sordum. Aynı lastik. Petlas neydi? Neyse. Petlas Elegant. 1000 lira. Bu tarih itibariyle 30 Mayıs itibariyle 1000 lira. Ben alasıya kadar inşallah zam gelmez. Böyle aydınlıkken videoyu biraz çekelim. Hava zaten kararmak üzere. Hep böyle 90-100 gidiyorum. Devir aralığı bayağı iyi. 6 vites araba gibi bir devir aralığı var. Manzara güzel. Sabahları da bayağı manzara iyi oluyor. Arabanın içindeki ses de bu. Sağ camımız hafiften açık. Öyle bir uğultu ses yok arabada. O da çok iyi. Tek sıkıntımız klimanın arızası, gaz kaçağıyla ilgili bir arıza var. O da zor bir yerde. Onu da çözeceğiz inşallah. Burada da havaalanı var. Göstereyim size ama görebilirsiniz. Zor görünüyor. Orada uçaklar var. Birkaç tane ufak uçak. Ben şimdi biraz daha net görebilirsiniz. Bir tane mavi uçaklar falan vardı. Böyle bir sonraki dönüşten de Efes'e gidiliyor. Efes. 28. kilometreye geldik. Belevi'deyiz. Belevi'den çıktık. Tire'ye 28 kilometremiz kaldı. Bir müddet de böyle köy yolu var. İki çift şeritli. Orası biraz sıkıntılı. Onun dışında yollar
gayet güzel. Tire'ye yaklaşıyoruz. Bu yolda bayağı bir şey var. Sinek var. Patır patır arabaya çarpıyorlar. Bayağı bir sinek şeyimiz oluyor. Pisliğimiz oluyor. Bir ara bir yağmur yağdı. Bir 3-5 dakika geçti. Bir bulutun altından geçtik herhalde. Sinekler görünüyor bak. Tıkır tıkır çarpıyor. Evet. Bu yollar bayağı güzel. Tertemiz. Şimdi yol çalışmasına giriyoruz. Yol çalışması da bayağı uzun sürecek gibi duruyor. Yol tekleşiyor işte, dediğim yer orası. Şu an 42 km olmuş. 50'ye düşün diyor, düşelim. Bu arabayla da bayağı zevkli uzun yol, yormuyor gerçekten. Güzel. Sağ farımızın ayarı bozuk, havaya bakıyor. O yüzden karşıdan gelenlerin gözünü oluyor. Onları da bir hafta içinde bir yaptırmaya çalışacağım. Lastikle beraber onun ayarını. Sözde bir tane elektrikçiye gittim. Far ayarlıyor mu abi dedim. Ayarlıyorum dedi. Bir ayarladı. Havaya bakıyor. Bak, selektör bile belli olmuyor yani. Havaya baktığı için. Biri havaya bakıyor, biri normal herhalde. İşte öyle, onu da düzelttireceğiz. İşte karşıdan gelenlerin gözünü alıyoruz. O kötü oluyor. Selektör yapıyorlar bana. Yani uzunlarım açık zannediyorlar. Ama öyle değil işte. Birazdan yol bozulmaya başlayacak. Şimdi güzel asfalttayız. Birazdan bozuk asfalta doğru geçiş yapacağız. Böyle kısa bir uzun yol videosu olsun. Uzun yol değil de işte şehirler arası bir yol. Kanalımızda uzun yol videoları seviliyor, ilgi gösteriliyor. Kanalımıza göre yüksek sayılar izleniyor diğer tür videolara göre. Biraz yoğunluktan ara vermiştik ama inşallah yeniden başlamaya çalışacağım. Yapacak bir şey yok. Çünkü burası hobi. Hobi olduğu için vakit buldukça. Burada biraz ani iniş. Evet, yol bozuldu dediğim yol burası. Evet, sabah giderken yağmur yağıyordu bayağı. Kamyonla, iki tane kamyon arka arkaya, biri ufak biri büyük. İkisi de 40'la gidiyor. Böyle burada bak selektör yapıyor, görüyor musun? Canlı canlı şahit oldunuz. Yani uzunlarım açık değil ama uzunlar açık zannediyorlar. Bunu acilen yaptırmam lazım. Böyle hiç sevmediğim şeyler ama yaptırmaya vakit olmuyor. Maddi imkansızlık oluyor falan filan. Neyse işte 40'la 50 ile gidiyorlar. Bayağı bir geç kırıyor. Evet dostlar, şimdi Tire'ye gelip varacağım yere 2 km kare falan. LPG'yi tekrar doldurdum. Yaklaşık 30 kuruş daha pahalı bir şekilde doldurduk litresinde. 58 km'de 53 liralık yakıt yaktı. 1 liranın altında, hesaplar buraya yazarız. Gayet güzel. Tire'den Kuşadası 50 lira. Çok iyi. Minibüste falan gitmeye kalksanız hem 3 saat falan sürüyor. Hem 80-90 artık 60-70 bir. Yani bundan daha fazla para tutuyor. LPG bu zamanın en güzel yakıtıdır. İyi, hoşuma gitti 50 lira yakması. İyi oldu yani. Tire'ye geldik. Fişi de göstereyim. Videonun kapanışı yapayım. 58 km 53 lira 82 kuruş. 10.39'dan alıp 5 litre yakmışız. Böyle 58 kilometrede 53 litre 53 lira yaktı. 1 liradan daha düşük bir değer. Yine hesaplar buraya yazarım. Şu an daha hesaplamadım. Böyle uzun yollar videosu, böyle uzun yol videolarının gelmesini istiyorsanız takip etmeyi unutmayın.
Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.